bahsettik cemaat ve cemiyet diye ayırmıştı şimdi dur ayrımından bahsedeceğiz o da toplumları evrimine göre ayırmış birinci olarak toprağa yerleşmemiş toplumlar demiş ve bunların öteki adı da göçebeler bu asıl bu bilgiler tarih dersinden bildiğiniz bilgiler ben birazcık daha kabacasını anlatacağım burada ee, ilk toplumsal yaşam biçimi klanlar Klanlar birleşiyor, boyları, boylar birleşiyor kabileler oluşturuyor. Bunlar doğada hazır olarak bulduklarıyla geçiniyorlar. Biz buna avcılık ve toplayıcılık diyoruz. Cinsiyete dayalı iş bölümü var. Erkeğin görevi gidip av yapmak, kadının görevi de onları eşit bir şekilde dağıtmak. Bunlar totemlere inanıyorlar. Totem ne demek? Klanın ortak atası ve koruyucusu kabul edilen bir hayvan olabilir, bir bitki olabilir ya da bir eşya olabilir ve bu toplumsal birliği sağlayan şey tamamen totem. Tabular hakim, toprağa yerleşmemiş toplumlarda tabu bir takım yasaklar demek. Ve aslında tabular etrafında bütün toplumsal yapı şekilleniyor burada. Tabuları yıkmanın cezası ölüme kadar gidebiliyor. Ama erkil düzen hakim, kadın egemenliği aslında hatta anne egemenliği hakim ve mülkiyet kavramı henüz gelişmemiş. Peki sonra ne oluyor da toplumlar toprağa yerleşiyorlar? Bunun üç tane sebebi var. Birincisi ve en önemlisi tarım devrimi. Şimdi doğada hazır olarak yetişen bitkiler bir süre sonra ve bunun esas sebebi de iklimde oluşan değişimler bunlar bir süre sonra azalmaya başlıyor. Dolayısıyla insanlar artık çaresiz kaldıkları için bunları yapay olarak yetiştirmeye başlıyorlar ve bitkilerin çoğalması artık insanların kontrolüne geçiyor. Biz buna tarım devrimi diyoruz yani birinci sebep ekonomik sebep. İkinci sebep. Nüfus artıyor, göçebelik zorlaşmaya başlıyor ve insanları artık beslemek ve doyurmak önemli bir sorun haline geliyor. Bunun adı demografik neden, İnsanlar kutsal saydıkları toprakları artık terk etmek istemiyorlar ve bunun adı da dini neden. Bu üç tane sebepten dolayı insanlar toprağa yerleşmeye başlıyorlar. İlk toprağa yerleşen topluluğun adı aşiretler ya da öteki adıyla öz. Bunlar yerleşik düzendeki ilk toplumlar. Tarım ve çobanlıkla geçiniyorlar. Akrabalar arası iş bölümü hakim. Ataerkil yapıya yavaştan bir geçiş var ve aile mülkiyeti önem kazanmaya başlıyor. İkincisi kent ya da site dediğimiz oluşumlar buradaki esas mantık da şu. Şimdi tarım ve hayvancılık yapıyorlar. Bu üretim sonucunda insanların elinde artı ürün dediğimiz ürünler kalmaya başlıyor. Yani ihtiyacından fazla şey üretmiş hale geliyorlar. Dolayısıyla da bu kalan fazla ürünleri diğer insanların ürünleriyle değiştirmek için ve savaşlardan korunmak için aşiretler birleşiyorlar, siteleri oluşturuyorlar. Burada artık tarımın yanında ticaret ve zanaat de bir ekonomik faaliyet haline geliyor. Çiftçiler gibi, tüccarlar gibi, din adamları gibi ki burada artık din de oluşmaya başlıyor. Köleler gibi toplumsal sınıflar oluşmaya başlıyor kentlerde. Artık aile mülkiyeti ortadan kalkıyor ve özel mülkiyet kavramı ortaya çıkıyor. Bu özel mülkiyeti koruyabilmek için de yazılı kurallar devreye sokuluyor. Her site kendi başına bağımsız bir devlet halinde. İşte Roma gibi, Atina gibi. Sitelerin ayrı ayrı tanrılara inanması sonucunda da artık çok tanrıcılık hakim olmaya başlıyor kentlerde. Sonra kentler tabii ki durmuyorlar. Egemenliklerini genişletmek isteğiyle başka kentleri hakimiyetlerini altına almaya başlıyorlar, savaşıyorlar ve imparatorluklar oluşturuyorlar. İmparatorluklar monarşiyle yönetilen ve tek tanrıcılığın hakim olduğu topluluklar. Sonra feodal toplumlar. Tabi imparatorlukların sınırları çok genişleyince merkezi otorite her noktaya hükmedemez hale geliyor ve yerel şefleri görevlendirerek Merkezden uzak yerlerde özellikle yerel şeflerin oraları kontrol etmesini istiyor. İnsanların güvenlik ihtiyacı, kendilerine koruma vaat eden ve karşılığında sadakat ve hizmet isteyen senyörlerle yapılan sözleşmelerle de feodalizm ortaya çıkıyor. Burada artık temel geçim kaynağı tarım olmaya başlıyor. Yine tek tanrıcılık ortaya çıkıyor. Bunlar kral tarafından yönetiliyorlar feodal toplumlar ama aslında toprağı paylaşan tamamen senyörler ve son olarak günümüze geldik artık modern ya da sanayileşmiş toplumlar. Feodal toplumlar yıkılmaya başlarken ortak unsurlara sahip halklar birleşiyorlar ve milletleri doğuruyorlar ve burada esas söz konusu olan itici güç de Fransız Devrimi. Sanayi ve ticaret egemen ekonomik unsurlar haline geliyor. Teknik ve mesleki iş bölümü gelişiyor. Toplumsal düzeni hukuk kuralları sağlıyor burada. Devlet en büyük otorite olarak karşımıza çıkıyor. Kamu mülkiyeti ve özel mülkiyet gelişmiştir. Modern toplumlarda ve laiklik en temel unsurdur. Müzik